organizasyondaki düzenlememizdeki amacımız nedir? Neyi hedefliyoruz? Şöyle söyleyeyim, hedef kan bağışının biraz daha yaygınlaşmasını istiyoruz. Çünkü yıllardır hep bu bağış azlığı, yani kan bağışının azlığı büyük bir sorun olmuştu. Önemli bir olay, önemli bir durum, evet. Biz Antalya'da 257 bin üyesi olan, yani şu Antalya Kan Bank, kan Gönülleri Derneği'yiz. Facebook grubuyuz biz. Amacımız hasta ve yakınlarını gönüllerimizle buluşturmak. Şu an burada birçok hastamız var. Çocukları görmüşsünüzdür. Evet. Bunların birçoğu da onların kan abisi. Anneler geldi, işte babalar burada. Ha tabii herkesi gül oynuyor, evine yollayamadık ne yazık ki. Atıyorum Urfa'dan aile gelmiş buraya. Burada tedavisi uzun sürmüş. Buraya yerleşmişler. Çocuğunu kaybetmiş. Ama gitmemişler. Onlar da burada şu an. Mardin'den, Urfa'dan, Türkiye'nin her yerinden şu an hasta yakınımız var burada. Çok İyileşen güzelmiş. Çocuklarımız da çok. Çok faydalı bir şey. Evet Rüstem Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Evet, çok güzel bir etkinlik. Antalya Kepez Belediyesi'nin ve Antalya Kan Gönüllüler ve Tacikistan Halkı ve Kültür Derneği'nin düzenlediği çok güzel bir etkinlik. Böyle etkinliklerin olması bizi çok mutlu ediyor. Ben de teşekkür ederim. İlk öncelikle Kepez Belediye Başkanı'na, ondan sonra Kan Bankası Başkanı'na, Emin Bey'e ve Cavit Aslan'a, Tacikistan Halkı ve Kültür Derneği'ne çok teşekkür ederiz bu etkinlikleri, böyle bir etkinlikleri düzenlediğinden dolayı. Şube Müdürü ve Antalya Haksen Memur Sendikası İl Başkanı olarak katılmış bulunmaktayım. Kepez Belediye Başkanımız Sayın Hakan Tütüncü'ye bu organizasyonu düzenleyen ve katkı sunan Antalya Kan Gönüllüler Derneği Başkanı Emin Balin Bey'e ve Antalya Tacikistan Halk Kültür Derneği Başkanı Cavit Aslan'a bu etkinliği düzenledikleri için ve bu Antalya ile bu halkı buluşturdukları için teşekkür ediyoruz. Çok güzel katkılar sunacağına inanıyorum. Bu kardeş ülkelerimizin kan bağını, dostluğunu pekiştirmek için bizler de sivil toplum örgütü olarak ve bizler de elimizden gelen katkıyı sunmaya, her zaman desteklemeye hazırız. Adı belli, kan bağışı, ama biz bir ünite kan, bir can kurtarır mantığıyla hareket eden Antalya ve Antalyalılara gönül vermiş insanlarız. Burada başta Antalya'daki kan bağışından faydalanan hastalarımız, hasta yakınlarımız, ama en çok çocuklarımız, biliyorsunuz kan hastalıkları noktasında. Onlarla gönüllerimizi ve halkımızı yan yana getirmek, kaynaştırmak. Ama en önemlisi kan bağışı konusunda da bir farkındalık yaratmak. Bugünün hem coşkuyla kutlanması hem de kan bağışının farkına varılması esas alınmıştır.
Bu şekliyle emeğe geçen bütün arkadaşlara, belediye çalışanlarımıza, yine gönüllü olup bize her zaman yanımızda olan Antalyalı komşularımıza teşekkür ediyorum. Burada en büyük hadise kan verenlerle kan alanların, ama bir gün kan verenin de kendisinde kan alacağı bilinciyle hepimiz buradayız. Kan kardeşliğimizi pekiştiriyoruz. Bu konuda da Antalya'da biliyorsunuz 100 civarında ülkenin vatandaşları yaşamaktadır. Buna bir önder, bir mesaj vermek adına da Tacikistan Derneğimiz olarak da buna destek verdik, farkındalık yarattık. Bundan sonra da inşallah diğer yabancı ülke derneklerimizde de, diğer il derneklerimizde de katkılar devam edecektir. Bu yüzden birinci piknik şöleni oldu. İnşallah 100. piknik şölene sağ salim ulaşırız. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun böyle bir organizasyonu düzenlediğiniz için. Sağ olun. Herkes, herkes. Gürçınar, nasılsın? İyiyim, siz? Nedir bu? Sen kendi saçını kesmişsin herhalde. Evet. Birisine şey yapacaksın, vereceksin. Evet. Amaç nedir burada? Bize anlatır mısın? Neden? Aslında 4,5-5 yıldır uzattım saçlarımı, kestim çünkü baktım onlara, bende saç var, onlarda yok. Dedim ben bunları vereyim.
Çok kolay. 4-5 yıl uzattım, kestim ve onlara verdim. Çok teşekkür. Çok güzel bir şey. Çok sağ olun. Başka söylemek istediğin bir şey var mı? Kan verin, kan verin, hayat kurtarın. Çok süpersin. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Teşekkür.